arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere ananas nasıl üretilir, nasıl dikilir onu göstereceğim. Şimdi ben bu ananasımı daha önceden temizledim. Şimdi size tarif edeyim nasıl temizleyebileceğinizi, çıkarabileceğinizi. Şimdi şunun ananas olduğunu düşünelim. Şöyle meyveden döndüre döndüre ayırıyoruz. Sonra burada meyvenin parçası kalıyor. O parçayı kesersek iyi olur, yoksa çürüme yapıyor. Şimdi ananasımı dikeyim ve hakkında bilgi de vereyim. Şimdi ananas hipertansiyon, nezle, grip, kalp rahatsızlıkları, kanser gibi hastalıklara çok iyi geliyor. Zaten son zamanlarda kanser için çok kullanılıyormuş kanser tedavisinde. Ananası taze bir şekilde, kurutulmuş bir şekilde meyve suyu ya da pastalarda, tatlılarda kullanabilirsiniz. Bu arada ananas tropikal bir meyve olduğu için soğuğa da çok dayanıklı bir meyve değil. -1-3 arasında soğuğa dayanabiliyor. Ama siz çok soğukta bırakmayın. Çok rüzgarda almamalı. Kışın biraz korumalısınız. Şimdi gördüğünüz gibi ben diktim ananasımı. Benim daha önce de bir ananasım vardı. Onu da böyle toprağa dikmiştim. O tutmuştu. Yanından yavru vermişti hatta. Ama sonra kışın çok su kalınca içinde çok su birikmiş. O yüzden çürüme yaptı. Çürüdü, öldü. Şimdi tekrar aldım. Tekrar deniyorum. İnşallah olur. Bu arada ben daha önce suda yaptıklarımın hepsi çürüdü. Hiçbiri tutmadı. O yüzden ben toprakta denemeyi tercih ediyorum. Böyle toprağa dikiyorum. Olursa olur artık. Evet arkadaşlar. Bu arada ben 2 gün suda bekletiyorum. Sonra hemen toprağa dikiyorum. Ya da direkt toprağa da dikebilirsiniz. Fark etmez. İşte böyle. Bu hemen böyle köklenmez, şey yapmaz. 2-3 ay, 3-4 ay sürebilir. Bitkiye göre de değişebiliyor. Evet arkadaşlar, siz de böyle deneyebilirsiniz. Gayet kolay, bir zorluğu yok. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.